Orkides'ten herkese bir kez daha merhaba. Kore dizileri aksiyon ve gerilimden tarihi destanlara kadar heyecan verici ve geniş bir yelpaze sunuyor. Bununla birlikte türü ne olursa olsun birçok dizi kahramanlar arasındaki kimya ile hatırlanıyor. Bugün kalbimizin derinliklerine dokunan ve Kore dizilerinde bugüne kadar gördüğümüz en iyi kimyaya sahip çiftlerden 10 tanesini bir araya getirdik. O halde listemize geçelim. Ri Jung-hyuk ve Yoon Se-ri. Listemize herkesin uyumluluk konusunda hemfikir olduğu bir çiftle başlamak istedim. Rüzgarlı bir günde yamaç paraşütü yaparken Kuzey Kore'ye geçen ve oradaki bir ordu subayının kollarına zorunlu iniş yapan Yoon Se-ri'yi birçoğumuz biliyoruz. İkilinin dizideki kimyaları inkar edilemezdi. Bu sırada adeta birbirleri için yaratıldıklarını kendileri de fark eden Hyun Bin ve Soo Ye-jin 2022'de evlendiler. Baek Sang ve Cha Ji-won. Mutlu bir yuva kurduktan yıllar sonra kocasının kendisine yalan söylediğini ve tehlikeli bir katil olabileceğini keşfeden Cha Ji-won'un hızlı bir şekilde ve kimse öğrenmeden gerçeğe ulaşma çabası ve Baek Sang'ın olacakları kontrol etmeye çalışması sırasında oyuncuların her ikisinin de karakterlerin duygularını çok iyi yakaladıklarını düşünüyorum. Sanırım onları kamera karşısında iyi bir çift haline getiren de bu oldu. İlk cümle Cha Song-won. Yurca Tıp Merkezi'ndeki bu iki doktor tıp fakültesinden beri arkadaştır ve bir ilişkinin en sağlam temeli olan dostluğu yıllar içinde güçlendirdikleri için birbirlerinin yanında kendilerini iyi hisseden bir çift haline gelirler. Dobansun ve An Minyak. Gelelim listedeki en sevimli çifte. Çıtı pıtı görünüşüne rağmen süper güçlere sahip koruma ile çocuksu ve eğlenceli patronunun kendilerine yöneltilen tehditleri ve mahalledeki seri suçların gizemini çözmeye çalışırken şakalaşmaları ve birbirlerine göz kulak olmaları izleyenleri cezbetmiş, ikilinin dış görünüşleri ve enerjileri arasındaki uyum da ekrana çok güzel yansımıştı. Igam ve Kim Mi-young. Sırada çift olarak oldukça kanıksadığımız bir ikili var. Onları nerede gördüğümüzü hatırlayalım. 1, 2 ve 3. Jang Nara ve Jang Hyuk, bir başka deyişle Jang Jang çiftinin birbirine çok yakıştığını izleyiciler kadar yapımcılar da fark etmiş olacak ki, ikili bu kış Family The Unbreakable Bond dizisiyle 4. kez bir araya geldi. Yine de birçoğumuzun gönüllerinde taht kuran birliktelikleri Fated To Love You ile olmuştur sanırım. Yoo Si-jin ve Kang Mo-yeon. Cerrah Kang Mo-yeon ve Yüzbaşı Yoo Si-jin'in bir dizi ölüm kalım olayında bir arada çalışması, bu sırada birbirlerinin hayatlarını kurtarıp birlikte olmak için her şeyi riske atmaları ile bu çift arasında çalkantılı ve kıvılcımlar saçan bir denge meydana geliyor. Bu kıvılcımlar iki oyuncuya da yansımış olacak ki aralarındaki ilişki kısa bir süre sonra evliliğe dönüştü. Ama ne yazık ki bu evlilik uzun sürmedi. Kim Bok-ju ve Jang Jun-hyang. Sıradaki çiftimiz hayallerinin peşinden gidebilmek için çok çalışan iki iddialı sporcu. Onları bu kadar uyumlu ve eğlenceli bir çift yapan ise belki de aralarındaki çocukluk arkadaşı olmalarından kaynaklanan dostluk. Açık sevgi gösterileri, atışmaları ve kıskançlıklarının ötesinde birbirlerinin arkadaşlığından keyif almaları aralarındaki ilişkiyi izleyicilerin gözünde de keyifli hale getiriyor. Kim Yong-ho ve Kang Ju-un benim kişisel favorim olan çiftte sıra. Bir zamanlar çarpıcı bir güzelliğe sahipken zamanla kilo alan bir avukat ile Amerika'da dünyaca tanınmış bir zayıflama ve sağlık koçunun sevimli ilişkisini izledikçe koçumuz güçlülüğü ve kararlılığıyla, avukatımız ise zekası ve kendine güveniyle kalbimizi fethetti. Kim Yong-ho'nun Kang Ju-un'a pembe bir at görmesi ve Kang Ju-un'un bunu boynundan çıkarmaması ise çok sevimliydi bence. Moon Gang-tae ve Kong Moon-young. It's Okay to Not Be Okay'de otistik kardeşine bakan ve bir psikiyatri kliniğinde çalışan Gang-tae'nin sabrı ve güçlü iradesiyle ünlü çocuk kitabı yazarı Moon-young'ın antisosyal kişilik bozukluğuyla mücadele ettiğini görüyoruz. Çalkantılı geçmişlerinin yol açtığı ruhsal sorunlara sahip ikilinin ilişkisini özel yapan, geçmişlerinin iç içe geçmiş olması kadar birbirlerine sahip çıkıp yaralarını beraber iyileştirmeleri bence. Lee Young-jun ve Kim Mi-so. Park Min-young dizilere enerjisini çok güzel aktaran bir oyuncu ve tüm dizilerinde rol arkadaşlarıyla uyumu yakaladığını düşünüyorum. Bunların arasından Kore dizisi tarihinin en ikonik çiftlerinden birisi haline gelen bu çifti seçerek listemizi sonlandırıyorum. Young-jun'un sekreterini kalmaya ikna etmek için gösterdiği çabalar komik olaylar doğururken genç yönetici sekreterinin samimiyeti ve tutarlılığıyla kazanıyor. Listemiz burada sona erdi.
Sizin de izlemekten keyif aldığınız ve yeni dizilerde birlikte görmeyi beklediğiniz çiftler mutlaka vardır. Bunları yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Ve tabii kanalımıza abone olmanız bize motivasyon sağlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol Kore dizili ve mutlu günler diliyoruz.